Ülkemizin doğusunda eğim ve yükselti farkının fazla olduğu yerlerde gevşek ve kalın kar örtüsünün yamaçtan aşağı doğru hareket etmesi sonucunda çok fazla can ve mal kaybı yaşanır denilmiş. Buna göre yukarıda sözü edilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Kar kütlesinin eğimli yamaçlardan aşağı doğru yuvarlanması olayına çığ diyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde orman yangını riski daha fazla ve daha azdır şeklinde sorulmuş. Türkiye'de orman yangınları bakımından risk oranının en fazla olduğu yerler Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. Özellikle Akdeniz kıyılarında durum çok daha belirgin olarak görülür. Bunun nedeni yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçiyor olmasıdır. Evet 5 numaralı bölge Riskin en fazla olduğu bölgedir. Fakat Karadeniz bölgesinde yağış miktarının fazla olması, yazların kurak geçmiyor olmasından, yazların serin olmasından dolayı yangın riski daha azdır. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşumu jeolojik veya jeomorfolojik kökenlidir denilmiş. Depremlerin meydana gelmesi yerin yapısına bağlıdır. Bundan dolayı jeolojik kökenli bir afettir depremler kaya düşmeleri yer şekillerine bağlıdır. Eğimli yerlerde görülen bir olaydır. Bundan dolayı jeomorfolojik kökenlidir. Su baskını ve sel olaylarının meydana gelmesi meteorolojik kökenlidir. Nükleer ve kimyasal patlamalardan bahsedilmiş. Bu da beşeri kökenlidir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Buna göre ülkemizde heyelan riski yüksek bölgelerin ortak özellikleri için yargılarından hangileri söylenebilir denilmiş. Heyelanın fazla olduğu yerler eğimin fazla olduğu yerlerdir. Türkiye'de de bu durum böyledir. Karadeniz bölgesinde heyelan fazladır. Tabakaların eğime paralel uzanıyor olması heyelanı kolaylaştırır. Yağış miktarının fazla olduğu yerlerde toprağın ve kayaların hareket etmesi daha kolaydır. Toprağın şişmesine, ağırlaşmasına ve kayganlaşmasına neden olur. Bundan dolayı her üç bilgi de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritada koyu renkle gösterilen taralı alanlarda aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi yaygın olarak görülür denilmiş. Bu afetin görüldüğü yerler Büyük Okyanus'un çevresi yani Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz bölge. Alp Himalaya kuşağında çok fazla görüldüğünü görüyoruz. Ve bir de Doğu Afrika'da çok fazla etkili bir afettir. Buralarda görülen afet, en çok görülen afet depremdir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Rüzgar erozyonunun şiddetli olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toprağın ince taneli ve gevşek olduğu yerlerde rüzgar erozyonu şiddetlidir. Rüzgar hızının fazla olduğu yerlerde, yağış miktarının az olduğu, yer şekillerinin sade olduğu yerlerde rüzgar etkisinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bitki ormanlardan oluştuğu yerlerde rüzgarın e, erozyon üzerindeki etkisi oldukça azdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyonun nedenlerinden biri değildir? Eğim ve engebenin fazla olması su erozyonunu artıran bir durumdur. Tarım alanlarının adasa bırakılması yani boş bırakılması hem su hem de rüzgar erozyonu artıran bir durumdur. Bit görsünün olduğu yerlerde su ve rüzgar erozyonu fazla olarak görülür. Hasattan sonra geriye kalan anızların yani buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi bitkilerin hasat edildikten sonra Tarlada kalan sap kısımlarının yakılması bu da yine erozyonu artıran bir durumdur. Fakat eğimli yamaçlarla yamaçlarda tarlaların eğime dik olarak sürülmesi bu durum erozyonu engelleyen bir durumdur. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangisinde volkanizmaya bağlı riskler daha azdır denilmiş. Dünyada büyük okyanus çevresi yani Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz bölgede, Endonezya adalarında, İtalya çevresinde ve Atlas okyanusunun ortasında volkanizma olayları sıkça görülür. Fakat Sibirya bölgesi, iki numaralı bölge Sibirya bölgesi, burası eski zaman arazisi olmasından dolayı burada depremler ve volkanizma olayları görülmez. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Okyanuslarda meydana gelen tsunamilerin oluşumunda unsurlarından hangileri etkili olmaktadır? denilmiş. Tsunami olayları okyanusta meydana gelen deprem, volkanizma ve heyelanlar sonucunda meydana gelir. Okyanuslarda meydana gelen şiddetli rüzgarlar ve kasırgalar tsunamiye neden olmaz. Bundan dolayı doğru cevabımız 2 ve 3. Yani C seçeneği doğrudur. Ülkemizde her yıl yüzlerce ton Toprak akarsular tarafından denizlere, göllere ve barajlara taşınmaktadır. Buna göre yukarıdaki sorunu azaltmak için tedbirlerinden hangileri uygulanmalıdır denilmiş. Tarım alanlarının nadas yerine yani boş bırakılmak yerine nöbetleşe ekim yapılması yani her yıl farklı ürünün ekilmesi durumu bu toprağın boş kalmasını engelleyen bir durumdur. Dolayısıyla erozyonu azaltan bir durumdur. İyi bir önlemdir. Mera hayvancılığının teşvik edilmesi burada bir önlem durumu söz konusu değildir. Eğimli yamaçlarda taraçalar yapılması yine erozyonun şiddetini, suyun akış hızını azaltan bir durumdur. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani C seçeneği doğrudur. Fırtına ve kasırgalar özellikle tropikal kuşakta çok büyük zararlara yol açar denilmiş. İlave olarak bir şey daha söyleyelim. Okyanus kıyısında olan yerlerde daha çok etkilidir. Okyanus kıyısında olan yerlerde daha çok etkilidir. Hindistan hem okyanus kıyısındadır hem tropikal kuşaktadır. Meksika hem okyanus kıyısında hem tropikal kuşaktadır. Kanada tropikal kuşakta toprağı yoktur. Mısır'ın da okyanus kıyısında toprağı yoktur. Bundan dolayı Hindistan ve Meksika'da daha yaygın olarak görülür. Doğru cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği doğrudur. Çığ olayını unsurlarından hangileri daha fazla etkiler denilmiş. Yükseltinin fazla olması, eğimin fazla olması, kar yağışının fazla olması ve bitki örtüsünün cılız olması verilmiş. Bunlar içerisinde çığ olayının olduğu yerler kesinlikle eğimin fazla olduğu yerlerdir. Kar yağışının olması gerekir. Kar yağışının olmadığı yerde çığdan söz etmek söz konusu değildir. Bundan dolayı 2 ve 3 en fazla etkilidir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir.